Podcast'ten herkese merhaba. Ben Öykü İmset. Bugün 2024 yılı Travego ve turizma değişikliklerini görmek üzere Mercedes-Benz Türk Kampüsü'ne geldik. Şu anda otobüs ürün yönetimi grup müdürü Sayın Cem Demirel ile beraberiz. Öncelikle hayırlı olsun diyorum Cem Bey. Çok teşekkürler Öykü Hanım. Ayağınıza sağlık. Katılımınız için de ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun tüm sektörümüze, müşterilerimize, kaptanlarımıza, yolcularımıza. Diyelim. Umarım daha güvenli seferler, seyahatler sağlayacağız böylece tüm paydaşlarımız için. İnşallah. Bugün bize çok güzel bir sunum yaptınız. Test sürüşüne de çıktık ama biz izleyenlerimiz için bir kez daha 2024 yılında ne gibi değişiklikler oldu onları dinleyelim tabii. Sizden. Tabii. Yani başta güvenlik kapsamları dedik. Onunla devam etmek isterim. Biz sunumda da aktardım. GSR yönetmeliği. Avrupa'da Temmuz'da devreye giriyor. Türkiye'de de Ocak 2025'te devreye girecek. Biz buna rağmen Mercedes-Benz Türk AŞ olarak Nisan ayı itibariyle Hoşdere'de üretilen tüm otobüslerimizde GSR güvenlik kapsamlarını seriye aldık ve hatta daha fazlasını sunuyoruz. Önce aracımızın önündeyken madem ne gibi değişikliklerimiz var? Öndeki çok amaçlı kamera dediğimiz NPC kamera komple yenilendi. Yeni nesil kamera. Artık aktif fren asistanı için de çalışıyor. Aynı zamanda trafik işaret asistanı için de çalışıyor. Ön tarafta bir uzun mesafe radarımız var. Önceden sadece bu arada toplamda 2 radarımız varken şu an kamerayla birlikte toplamda 6 sensörü oldu aracın. Buralarda birer tane kısa mesafe radarlarımız bulunuyor. Ve aracın sağ ve sol tarafında kusura bakmayın buraya geldim. Yine kısa mesafe radarlarımız bulunuyor. Dolayısıyla bu yeni nesil radarlarla artan sensör sayısıyla çok daha bir geniş görüş açısı gözetleme yapıyor aracımız. Ve buna göre de trafik asistanlarını, güvenlik asistanlarını araçtaki besliyor. Harika. Peki bunun haricinde ne gibi değişiklikler var? Bunun haricinde yine güvenlikten kısaca devam edeyim. Aktif fren asistanı biz bu zamana kadar ABA 4 sunuyorduk araçlarımızda. Onun yeni nesline geçtik, ABA 6. Dediğim gibi önceden tek bir radar üzerinden çalışırken bu fren asistanı artık 3 radar buradaki aynı zamanda kamerayla birlikte çalışıyor. Dolayısıyla çok daha doğru ve güvenli bir uyarı mekanizması oluşturuyor yolcularımız için. Kör nokta asistanı veya yan koruma asistanı. Önceden zaten biz GSR kapsamını yönetmeliğindeki zorunluluğu sağlıyorduk. Sağ taraftaki alanı, kör nokta asistanı tarıyordu. Bu durumda, güncel durumda iki tarafı da tarayacak şekilde sistemimizi güncelledik. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında daha kozmetik veya fonksiyonel değişikliklere gelirsem, Travego aracımızda, şu an turizm aracımızın önündeyiz ama Travego aracımızda yeni sürücü koltuğuna geçtik. Araç yazılarını ekledik, onu söyleyebilirim. Dışarıda arka aks aydınlatma, arka aks göbek kapağı, bijon koruma kapakları eklendi. Turizm aracımızda hostes mikrofonu için koruma kapağı eklendi. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. İçeride de bir şey onu anlattım. Evet. Kaçırdıysam kusura bakmayın. Yani hem güvenliği düşündük hem de konforunu düşündük şoförlerimizin. Evet. Sadece şoförümüzün değil, yolcu ve aynı zamanda host ve hosteslerimizin de bu araçlarımızda. Doğrudur. Mutlaka şoförlerin de geri bildirimlerinden faydalanıyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Sadece şoförlerimiz değil, yolcularımız için de. Örnek olarak içeride göstermiştim koltuk arasında. Sehpalarda artık telefon, tablet tutucumuz var. Hostes için turizm araçlarımızda yeni bir havalandırma nozülü ekledik. Tüm paydaşları, yani buradaki serüvende veya yolculukta diyeyim, kaptan olsun, hostes olsun, yolcularımız olsun, tabii ki en başta da müşterilerimiz, hepsini dinliyoruz. Bunları da stratejimizi buna göre kurguluyoruz. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, tekrardan hayırlı olsun diyorum. Eklemek istedikleriniz varsa alabilirim. Çok teşekkürler, sizin de ayağınıza sağlık. Tekrardan herkese hayırlı olsun diyorum çok ben de. Çok teşekkürler. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.